Herkese merhaba, ben Naciye Kesici, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı revani tarifi vereceğim. İlk başta şerbetini hazırlıyorum. Küçük bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri ekledim. 3,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Altını açıp kaynamasını sağlıyorum. Şerbet kaynamaya başladı. Şimdi 4-5 damla limon suyu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi altını kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika şerbeti kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Çırpma kabına 3 adet yumurtayı kırıyorum. Yumurtaları oda sıcaklığında yaklaşık 15-20 dakika beklettim. İçerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Mikserle iyice çırpıyorum. Yumurta ve şekeri bakın şöyle köpük köpük krema kıvamına gelene kadar çırptım. Şimdi diğer malzemeleri ilave edeceğim. 1 su bardağı yoğurt. Yoğurdu da aynen yaklaşık bir 10-15 dakika dışarıda bekletin. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. Tekrar mikserle şöyle karıştırıyorum. Şimdi 1 su bardağı un. Unu eliyorum. Su bardağı irmik, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu ve bir silme çay kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı limon suyu ilave edeceğim. Şöyle bir silme dediğimiz şöyle çay kaşığını parmağımla şöyle bir güzel fazla karbonatı döküyorum. Şöyle bir yemek kaşığına karbonatı döküyorum. Ve üzerine bir yemek kaşığı limon suyu sıkıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl kabarıyor. İlave ediyorum şimdi. Şimdi bütün malzemeleri mikserle kısık ayarda karıştırıyorum. Kek hamuru artık hazır. Yuvarlak borcama biraz yağ koydum. Şöyle fırçayla her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Kare borcam da kullanabilirsiniz. İyice yağladıktan sonra şimdi kek hamurunu döküyorum. Kek hamuru çok güzel oldu. Şöyle yavaşça. Yavaşça döküyorum. Şimdi şöyle üzerine biraz düzeltiyorum. Şöyle borcamı birkaç kere vuruyorum. Fazla havası dışarıya çıkması için. Şimdi üzerine çekilmiş fındık döküyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde serpiyorum. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Fındığını da serptim. Isıtılmış 170 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. 25 dakikada keki pişirdim. 2 dakikada fırından aldıktan sonra beklettim ilk sıcaklığının gitmesi için. Şimdi şerbetini dökeceğim. Dökmeden önce şöyle delikler açıyorum. Soğumuş olan şerbeti döküyorum. Yavaşça. Biraz şerbeti çeksin. Geri kalan şerbeti de dökeceğim. Şimdi kalanını döküyorum. Şimdi revaniyi hem şerbetini çekmesi için hem de soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Revaniyi iyice dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi servise hazır. Şerbetini tamamen çekti. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir çatal yardımıyla size kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir
revani oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.